gençlerin durumu bu. Şimdi emeklilere bakalım. AKP uzun bir süredir bekletmişti ve emeklileri promosyon adı altında bankalara borçlandıracağı ödemeler nihayet 1 Mart itibariyle başlıyor. Emeklilerin promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlıyor. Ödemeler 3 ay boyunca sürecek. Yani 11,5 milyon emeklinin tamamına birden ödeme yapılmayacak. Ödeme sırası Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Kimlik numarasının son rakamı 9 7 5 olanlara Mart'ta, 3 1 8 olanlara Nisan'da ve 6 4 2 0 olanlara ise Mayıs'ta ödenecek. Her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak. Maaşa ilave promosyon 300 ila 450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2,3 milyon emekliye 300 lira, 1000 ila 2000 lira arası olan 8,5 milyon emekliye 375 lira ve 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye de 450 lira promosyon ödenecek. Emeklileri 3 yıl boyunca bir bankaya bağlayacak promosyon anlaşması özel bankaları da harekete geçirdi. Özel bankalar emeklileri kamu bankalarına kaptırmamak için daha fazla promosyon paketleri hazırlamaya başladı. Ancak hükümetin kamu bankalarıyla yaptığı promosyon anlaşmasındaki ağır şartlar özel bankalara kötü örnek oldu. Bugüne kadar maaşlarını taşımaları dışında hemen hemen hiçbir şart öne sürmeden emeklilere promosyon veren özel bankalar şimdi kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ağır şartlarını örnek almaya başladı. Yeni promosyon sisteminin yaygınlaşması halinde 11,5 milyon emekli 32 banka arasında adeta kapışılacak. Promosyon almak o kadar da kolay değil. Önce bir bankayla anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmaya göre en az 2 otomatik ödeme talimatı verilecek. Ayrıca ya o bankadan kredi kartı kullanılacak ya da bir mevduat hesabı açtırılacak. Bir de 3 yıl o bankayla çalışma sözü verilecek. Bütün bu işlemlerden sonra tek seferde alacağınız promosyonsa 3 yıllık